mağaraya atılıyor. Fakir çocuklar elektronik çöplükteki kabloları yakıp toplayıp satarken hastalanıyorlar. Yaşasın, uçaktayız. Hem de gerçek bir uçakta. Neden bu uçaktayız? Hala söylemediniz efendim. Çok 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 önemli bir şey yüzünden miskin. Büyük bir hızla laboratuvarınızdan çıktınız. Beni kolumdan yakaladınız ve neredeyse ışık hızında bu uçağa bindirdiniz. Bu çok üzücü bir hikaye. Hayır hayır, bunu hiç kimsenin duymasını istemiyorum. Bu da ne? Yoksa... Hayır, sandığın gibi değil miskin. Yoksa bu benim için mi? Banyo ördeklerine bayıldığımı nereden bildiniz efendim? Saçmalama miskin! Bu ördek benim en muhteşem deneyimi mahvetti. Onun yüzünden tek başıma kaldım. Ya ama hiçbir şey anlamadım. Ne yapmaya çalışıyordunuz ki? Düşünsene, bir sürü gayretin olduğunu. Her icadı ben yapacaktım. Kendimi kopyalamaya çalışıyordum. Kopyalamaya mı çalışıyordunuz? Sus miskin! Şşş! Mükemmel bir poz. Çok teşekkür ederim. İşte sonunda yeni yüzümüzü bulduk. Yaşasın! İçimden bir ses çok yakında ünlü olacağınızı söylüyor efendim. Efendim, diğer yolcular gibi uçakla gelince hiç yorulmadık. Elektronik aletlerle dolu çöplükte yeterince yorulacağız miskin. Merak etme. Demek Gayrettin kendini kopyalamayı denemiş, öyle mi? Denemiş ama şükür ki başarılı olamamış. Ancak deneyini tamamlamak için Gana'ya gidiyor. Gana'ya mı? Oraya gitmekteki amacın ne olabilir ki? En büyük elektronik çöplüklerden birine gitmek. Galiba orada bir şey arıyor çocuklar. Oraya daha hızlı gitmek için de Gana'ya yardıma giden Kızılay uçağını kullanacak. Kendini kopyalarsa onunla baş edemeyiz. Hemen onu engelleyelim. Ama bu Oyalı'dan sonraki en büyük kopyalama deneyi. Oyalı, hani şu Türkiye'de kopyalanan ilk koyun mu? Ta kendisi. Ama bu deney Gayrettin'in elinde bir kabusa dönüşebilir. İşte bu yüzden onu durdurmamız gerek. Biz hazırız Mehmet amca. Bu çok zor bir görev. Tüm yeteneklerinizi zorlamalısınız. Efendim, neden ta Türkiye'den buraya? Su kuyusu açmaya geldik, anlayamadım. Deneyiniz için gerekliyse bahçede de kuyu açabilirdik. Buraya geldik çünkü su kuyusu açarak Ganalılara yardım edeceğiz. Gerçekten mi? Elbette hayır, şaşkın. Ne demişler? Önce iş, sonra iyilik. Buraya geldik çünkü deneyimi tamamlamak, gençliğimde kullandığım ve kırdığım en eski sabit diski bulmam lazım. En eski sabit disk mi? Yani adı neydi? No. Şimdi sırası mı bunun? Ah, al şu küreği eline de kazmaya devam et. Elimizi çabuk tutalım. Bu arada al şu tabletini cebine koy. Etrafı kirletme. Ne de olsa elektronik çöplüğe gidiyoruz. İstediğin yere atarsın. Doron, hatalı çıkış var. Hatalı çıkış mı? Yeniden çıkış yapacağız. Yerlerinize hazır, başla. Efendim, daha çok kazacak mıyız? Sanırım doğru yerdeyiz. Gaussmetreye göre çöplük tam üstümüzde olmalı. Asıl küreklere miskin. Galiba geldik efendim. Acele et miskin. Miskin kafam. Affedersiniz efendim. Hemen çıkıyorum.
Galiba Ganalılara yardım için su kuyusu açan Kızılay kafilesi. Ben etrafta elektronik çöp yığınları göremiyorum. Ben de. Ama yanık kablo kokusu alıyorum. Haklısın. Muhtemelen Akbok Bloşe çöplüğünün yakınlarında bir yere indiniz çocuklar. Yanık kablo kokusu var Caner. Dünyadaki bütün elektronik çöpler geri dönüştürülmek yerine burada yakıldığı içindir. Yeşim, şuna baksana. Çöp, çöp. İşe yaramaz. Çok yeni, çok sıkıcı. Çöp. Fotoğraf makinesi, kaset çalar, klavye, monitör, cep telefonu. Aha! En sonunda miskin aradığımız şeyi buldum. Hani nerede efendim? Ben burada sabit disk göremiyorum. İşte! Bu bir Ramak 305. İlk sabit disk. Yıllar önce kopyalama deneyini buna kaydettim. O ördeğin üstüne basıp düştüğümde bilgisayar da bozuldu. Ya, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. 1956'da yapıldığı için görmemen normal. Ne de olsa sen dizüstü bilgisayar çocuğusun. Peki bu diski neden bu kadar çok istiyorsunuz efendim? Çok önemli bir icadımı gerçekleştiriyordum ki bir kaza sonucu diskim bozuldu. Şimdi daha iyi anlıyorum. Desenize efendim, bir antika ile karşı karşıyayım. Ben sabit diskin ise dedim. Siz her zaman genç ve teknolojiksiniz efendim. Neyse, gevezelik edecek vaktimiz yok. Bir an önce işe koyulalım miskin. Her şeyi aldın değil mi? Ya evet aldım. Bu afacanlar yine peşime düşmüşlerdir. Bu icadımı da ilk onların üzerinde deneyeyim bari. Şimdi de şu teybi çalıştıralım bakalım. O meraklı çocuklar gelmeden bu işi bitirmeliyiz miskin. Bu kez beni durdurmayı başaramayacaklar. İşte oradalar. Şimdi elimizdesiniz Gayrettin. Bu meraklı çocuklar gelmeden bu işi bitireceğiz miskin. Haklısınız efendim. Bu kez beni durdurmayı başaramayacaklar. Planınız için bundan daha iyi bir yer olamazdı. Ne yazık ki geldik Gayrettin. Buna çok şaşıracaksın. Mert, bu bir... Sürpriz! Tuzak olabilir. Nasıl? Mankenim bana benzemiş mi? Sen! Mert! Yeşim, beni boş ver. Sen Gayrettin'i yakala. Tamam. İyi ama ne tarafa gitti? Bozuk buzdolaplarının oradan geçip büyük tepeye doğru gidiyor. Bu kez beni durdurmayı başaramayacaklar. Bu kız sinirlerimi bozuyor. İzimi kaybettirmeliyim. Tüh! Sanırım izini kaybettim Mert. O meraklı çocuklar gelmeden bu işi bitirmeliyiz. Şimdi işimize bakalım miskin. Caner, nasıl kurtulacağım buradan? Mıknatısın çekim alanından kurtulmanın 3 yolu var. Ya üstüne paslandırıcı sıkmalısın ki yanında yok. Ya da 750 derecenin üstünde sıcaklık oluşması lazım ki şu anda Gana'da hava sıcaklığı 43 derece. Tek yapabileceğin o bileğindeki kelepçeyi açmak. Kayalık zeminin altında su olmadı. Nem oranı epey fazlalaştı. Tamam. Elektronik çöplüğün altına doğru kazmaya devam ediyoruz. İşte bu kadar. Artık kendimi kopyalamaya başlayabilirim miskin. Yaşasın efendim.
bas miskin. Sanırım bu sefer geç kaldık Mert. Galiba öyle abla. Oo, ne kadar da güçlü bir sesi varmış. Evet ama bu kadar gürültülü çalıştığını unutmuşum bu kopyalama aletinin. Hızı arttır miskin. Yaşasın! Ganalılar suya kavuşacak! Türkiye'ye ve Mehmet Usta'ya selam söyleyin. Sizden ricamız Gana'daki susuzluk ve bu elektronik çöplüğün verdiği zararları tüm dünyaya duyurun. Duydun mu Caner? Evet, duydum. Sanırım bununla ilgili bir bilgisayar oyunu hazırlayabilirim. Veya bir internet sitesi kurabilirim. Ya da sosyal medyada herkese duyurabilirim. Yapacak çok şey var. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Üzgünüm Gayrettin ama bu kopyalayıcı bizimle geliyor. Onu geri dönüşüme vereceğiz. Böylece sen de çevreyi kirletmemiş olacaksın. Hem böylesi hepimiz için daha güvenli. Bu da ne? Ördek? Gene ördek? Gene